Sevgili izleyiciler, şu anda Ordu'nun en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi olan Çamsan Ağaç Sanayi Ordu tesislerinin önündeyiz. Ve yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır Çamsan'a bağlı Kökenli Taşıyıcılar Kooperatifi ile fabrika yöneticiler arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Yıllardır bu fabrikanın yükünü çeken, bu fabrikadan çıkan bütün ürünleri Türkiye'nin ve yakın ülkelere götüren araç sahipleri, şoför kardeşlerimiz dertliler, sıkıntılılar. Niçin sıkıntılılar? Onlar her sene oldukları gibi sadece haklarını istiyorlar. Ama bugün burada bu hak mücadelesiyle ilgili onlara mikrofon uzatacağız. Çünkü son yapılan görüşmelerden sonra anlaşılan bir uyuşmazlık ortaya çıktı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Sayın Cemal Engürt de burada olacak. Şimdi onlara soracağız. Ne oldu da zamanında rahmetli Yüksel Poyraz'ın kurduğu, Bodur ailesiyle birlikte kurduğu bu fabrikada yıllardır bu işi yapan emekçi kardeşlerim, bu yollarda alın terleriyle evlerini geçindirmeye çalışan, taksitlerini ödeyen, bu fabrikaya güvenip araba alan bu insanlar niye mağdur oldular? Kooperatifle beraber Çamsan fabrikasında büyüyüşü var. Yani biz enflasyon farkı ve zamlardan dolayı, oradan alamadığımız taleplerden dolayı araç bulamazlığa kadar gittik. Yine de yükünü çektik, yine de çekmeye devam ediyorduk. Lakin şöyle bir durum söz konusu oldu. Başka bir firmayla anlaşılmış, bize bilgi verilmemiş. Bizler şu anda daha sonradan öğrendik bu durumu ve kişinin araçları gelip yükleyip alıp gidiyor. Bizden çok çok afaki fiyat farklarıyla. Bizim fiyatlarımız hala düşük. Enflasyon farkımızı da alamadık. Fabrika büyüsün diye bizden taleplerde bulundular. Elimizi taşın altına koyalım. Fedakarlık yapın. Fedakarlık yapın. Biraz siz bizi idare edin. Biz işlerimizi düzelttiğimizde biz sizlere bunları telafi edeceğiz vaatleriyle bugüne kadar getirdiler. Bugün de bizi tutup kapının önüne koymaya çalışıyorlar. Burada da Mars adı altında bir tane firmayla anlaşılmış. %50 bir Japon ortaklığı. Bu ordunun ekmeğini, ekonomisini tutup İstanbul'a, dışarıya, Japonya'ya kadar ulaştırmaya uğraşıyorlar. Bu kardeşlerimizin emeğine, hakkına tam da canlı yayında gördünüz. Şu arkada bir tabur asker var. Dışarı atıyor. Sizi göreyim asker içeri atıyor. Bak devlet zenginin nasıl? Devlet askeriyemiz zenginin şeyini nasıl yapıyor? Bakın. Bak. Askeriyeye bakın. Zenginin peşinde bekliyor. Garibanın yanında değil. Bakın işte. Bu kadar asker yok mu burada? Bu kadar asker daha var arkada. Buna bizi boşluyorlar. Yok, bu kadar asker daha var arkada. Cemal Çakmak diye başkanımız vardı. Kooperatif binası buradaydı. Çok iyi tanıdım. Ben misafir sırasında çalışıyordum. Bu fabrikada bir yangın çıkmıştı. Geldi biz üyelerden müsaade istedi. Fiyatlarda indirim yapalım dedi. O zamanki başkan şimdiki üyeler arkadaşlar da kabul etti. Ama bunlar 3 seneden beri bize yardımcı olun, bize yardımcı olun. Elinizi ekmeğin altına sokun. Soktuk, hiçbir şey yok. Peki ne oldu da sizden vazgeçti? Abi bilmiyorum. Aa işte durumu görüyorsunuz. Aa bak. Tamam gelelim. Gelin arkadaşlar gelin. Gelin. Evet ne oluyor? Evet. Tamam geçmeyin. Askeri bir şey yapmayın. Askeri bir şey yapmayın. Yok. Tamam. Ordunun ekmeğini ordulu yiyecek. İstanbullu yemeyecek. Mars lojistik yemeyecek. Sattılar bizi. Sattılar. Çamsan kooperatifini sattılar. Mars'a sattılar. Gelsin ya Mars gelsin daha görelim. Adam ölecek burada. Asker röportaj veremez. Abi veremez. Evet şu anda Cemal Engürt de geldi. Şoför arkadaşlarımız da araç sahibi arkadaşlarımız da tepkisi. Onlardan da rica ediyoruz. Demokratik bir şekilde olsun ama hak arama mücadelelerine sonuna kadar yanındayız. Onu da söyleyeceğiz. Diyorlar ki bu firmanın %51'i zaten başkasına ait. Ordunun parası niye orduda kalmıyor? Soruyoruz. Evet. Kooperatif Başkan Yardımcısı Serdar Ecemen. Öncelikle 83 yılında kurulan bu fabrikamız bizim ordumuzun gururu. Ordu'da sanayi bölgemiz malumu yok. Fındıkçılık, çiftçilik bu tarz şeylerle geçim sağlıyor. Halkımız burada bu fabrika kurulunca onurlandı, gururlandı. Yeri geldi toz yuttular ama dediler ki toz yutalım ama rahat huzurlu şekilde büyüyelim, çocuklarımızı yetiştirelim, geleceklerini sağlayalım deyip çalışmak için buraya hiçbir şekilde ne eylem yaptılar ne de tozu toprağına müdahale ettiler. Tabii ki işsiz olanlar, buraya başvurup işe giremeyenler sessiz kaldılar. Bizim aldığımız şu andaki fiyat listemiz bugün geçerli olan fiyat listemiz atıyorum bir Kayseri'ye 15 bin lira gidiyorsa araç şu anki lojistiğin gönderdiği fiyat 10 bin lira. Arada uçuk bir rakam var. Bunu kamyoncuların, tırcıların sırtından kasasına koyuyor. Biz de aldığımız fiyata veriyoruz. Hiçbir arkadaşımız diyemez ki
kooperatifin fiyatı dışında dışarıdan gelen misafirlere ayrı bir fiyat uygulanmadı. Buranın da malum bir gideri var. Yakıtı, personeli ve bunu da sağlamamız lazım. Gereken güzelliği yapıyoruz. Burada sorunumuz şu. Fabrikamız tarafından kapasiteniz çok yükseldi. Siz buna cevap veremiyorsunuz diyor. Biz diyoruz ki cevap verebiliyoruz ama bu fiyatlarla artık veremiyoruz. Antalyalı Antalya'ya buradan yük yükleyip gitmek istemiyor. İzmirlisi aynı şekilde yükleyip gitmek istemiyor. Sorun fiyatı düşük. Adam diyor ben diyor Samsun'dan müsaade eder. Samsun'dan Havza'dan buranın daha üstü fiyatına gidiyorum. Buradan yüklememin bir anlamı yok diyor. Biz de buranın bütün zorluklarına göğüs gererekten mücadele ettik. Ekmeğimize sahip çıktık. Şimdi de lojistiğe uygulanan fiyat bize de sunuldu. Biz bu fiyatı tamam kabulleniyoruz. Ama bu sefer deniliyor ki sizinle değil lojistikle çalışmak istiyoruz. Kooperatif üye araçları gene lojistikle çalışmaya devam edecek. Aynı fiyatta çalışmaya devam edecek. Ama bizim Türkiye genelinde birçok çalışan arkadaşlarımız var. Biz bunları hiba edemeyiz, silemeyiz. Onlar bu sefer ne yapacak? Lojistiğe bizim gittiğimiz fiyatın 4'te 3 fiyatına gidecek. 20 bin lira alırken o adam 15 bin liraya gidecek. Onların hakkı yenilecek. Burada kazanç sağlayacak lojistik firma olacak. Fabrikada kazanmayacak. Biz de kazanmayacağız. Sadece lojistik kazanacak. Herkes elini taşın altına koydu. Biz yıllarca buranın yükünü bedava da çektik. Dağlardan, ormanlardan bedava. Hiç arkadaşlar mazot parasına da elimizden gelip anamıza, bacımıza biz burada dağlarda odun yükledip buraya odun getirdik. Bu köylü, bu çevre köylü bu fabrikanın tozunu, dumanını yuttu. Buralara gelen odun arabalarından odun düştü. Bu köylü burada fabrika var, çelimiz, çocuğumuz çalışıyor diye kimse sesini çıkartmadı. Köyde dedelerimiz ineğini, danasını sattı. Bu fabrikaya pay verdi. Bu fabrika büyüsün, burada fabrikamız olsun diye. Herkese tuttular. Adam buraya tuttu. Eskiden bir cibini sattı, verdi. Adama bir medeve tabakası verip gönderdiler. Aynısını şu anda bize uygulamaya çalışıyorlar. Herkes bunun bilincinde olsun. Herkes ekmeğine sahip çıksın. Ben Mars lojistiği aradım. Yük için. Deneme amaçlı aradım. Şimdi ben İzmir bölgesine çalışıyorum. Şu anda Çamsan fiyatının Mars lojistiğe verdiği fiyat listesi cebimde. 20 bin artı KDV tutuyor. Mars lojistik bize teklif ettiği fiyat 14 bin artı KDV. Antalya'nın fiyatını öğrenebilir miyim? 16 lira abi. Efendim? 16. 16 lira. 16 lira. Evet. Şimdi tamam. Kapat abi. 19.300 artı KDV var. Bak şimdi listesi de var. Listesi de var. 19.300 artı KDV. Araç işi bu firmaya kesecek. Alıyor, bu da 20 milyara fabrikaya kesecek yiyecek parayı. Biz 200 lira komisyon dile geliyor. Bir dakika arkadaşlar bizim komisyon için de misafir araçlarımız biz araba başı. Yük sigortası da yapılıyor bunun içerisinde. Çünkü giden malı kooperatif fabrikaya bizim sözleşmemiz var. Giden malda bozulma olursa kırılma, dağılma her türlü şeyi biz kooperatif karşılıyoruz. Biz bunun da karşısındayız. Taraflar olarak makulde buluşalım. Makulde buluşmayı teklif ediyorum. Yani Serdar Başkan'ın dediği de çok önemli. O da dikkate alınmalı. Yani yıllarca burada lojistik firması yokken bu yükleri yok pahasına taşıyan insanlar da görmemizden gelinmemeli. Gelinmemesi gerekir. Çünkü Çamsan bugün Çamsan'sa bunda sizin katkınız hayli fazla. Yani bunu yıllardır söylüyoruz değil mi? Yeni söylemiyoruz. Yani Çamsan bugün Çamsan'sa eğer bu kooperatifin katkısı, burada çalışan emek verenlerin, sizin çocuklarınızın Çamsan'da çalışarak verdiği emek, mücadele, Çamsan'ın bugünlere gelmesinde çok önemli bir yer ediniyor. Hakan Poyraz'ın ben babasının oğlu olduğunu biliyorum. Babası yaşasaydı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Böyle bir sorun asla zaten gündeme gelmezdi. Böyle bir şey tartışmaya bile açılmazdı. Dolayısıyla Hakan Poyraz'a da tavsiyem şudur. Ben buradan Hakan Poyraz'ın bizi dinlediğine eminim. Bir şekilde haberdar olacak. Cenazemizi yine bu kooperatifin insanları kaldıracak. Lojistik firması cenazemize sadece büyük bir çelenk gönderir. Ama cenazemizde son yolculuğumuzda nasıl bilirdiniz dediğinde Allah rahmet eylesin diyecek insan bırakmak istiyorsak, hakkınızı helal ettiniz mi diye sorduğunda helal ettik dedirtmek gerekiyorsa, inanç sahibi olarak olması gereken buysa, ben Hakan Poyraz'a da bu meselenin acilen çözümünden yana tavır koyması gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. Demin de söyledim, Seyit Orun da kendisiyle defalarca görüşmüş, çözümden yana olması gerektiğini ifade etmiş. Ben de Sedat Aksakallı ile 3 defa görüştüm. Bugün yine görüştüm ve tekrar söylüyorum, Serdar Başkan, Adem Başkan burada. Perşembe gün geliyorum dedi Sayın Başkanım. Bir araya gelelim, oturalım. Ben 180 tane kamyon teklif ediyorum dedi. Yüklerin taşınmasını birinci derecede kooperatife veriyorum dedi. Hiçbir şekilde hayır, bana söyledi. Bakın size ne söylediği yalan beni ilgilendirmez. Bana söylenen söz yalan olmayacak o saatten sonra.
bu sözü bana söyledi. Yani sizinle konuşarak veya sizin duyumlarınızda değil. Ben Sedat Aksakalı'yla görüştüğümde 180 tane kamyona öncelik vermek kaydıyla yükü taşıyacağını ifade etti. Bu sözünü de perşembe gün başkanlarla birlikte toplantıda kağıt altına alıp imzalayacağına dair söz verdi. Sizin adınıza vekaleten konuşmaya ben hazırım. Meseleyi en iyi bilen sizsiniz. Tekrar diyorum, bu meseleyi çözelim. Ben Çamsa'nın da zarar görmesini istemiyorum ama dedim ben kamyoncudan, kooperatifçiden yanayım. Niye Sedat? Onu da söyleyeyim dedim. Niye abi dedi. Kendinin benim arkadaşım olduğunu düşünerek. Belki haberin yok ama benim köyüm orası dedim. Oradakiler benim köylüm dedim. Oradakiler benim elinde büyüdüğüm insanlar var. Beraber sokakta oynadığım insanlar var. Dolayısıyla benim köyüm bahsettiğin yer dedim. Yani kendi köyüm. Vekillik falan önemli değil dedim. Bura benim kendi köyüm ve bunlar benim dostlarım, akrabalarım dedim. Çamsa'nın da bizim, kooperatif de bizim.